Evet, Türk lirası euro ve dolar karşısında değer kaybetti. Ne oldu? Ne oluyor? Mesela ilaç fiyatları artıyor. Şimdi ilaca %10 zam gelecek. Fakat vatandaş diyor ki eczanelere gidiyoruz, ilaç bulamıyoruz diyorlar. Şimdi eczacılar biz stoklamıyoruz diyor. Stoklanıyor mu hakikaten? Zam mı bekliyor? Eczacılar mı bekliyor? Depolar mı ulaştırmıyor? Sağlık Bakanlığı'ndan açıklama var. Sağlık Bakanlığı bu tip şeyler yapanları, yani ilaçları mahsus zamma bekleyerek stoklayanları cezalandırırız, gereği yapılır deniyor. Ne oluyor? Olan vatandaşı oluyor. Türk Eczacıları Birliği Başkanı Erdoğan Çolak'la konuşacağız. Sayın Çolak, merhabalar. Merhabalar efendim, iyi yayınlar. Şimdi biz de daha önce haberini de izledik. Muhabir arkadaşımız eczacılarla konuşuyor. Eczacılar, biz zaten etik olarak böyle bir şey yapmayız. Sadece depolar yapıyorsa onu bilmeyiz diyor. Biraz herkes birbirini suçluyor. Ne oluyor hakikaten? Şöyle, özellikle 2005 yılından bu yana biliyorsunuz ilaç fiyatları sürekli düşüyor. Tam 575 kez ilaç fiyatları düşmüş ve eczacılar böyle bir çarkın içerisinde sürekli ilacı bulunduran ve ilacı hastaya sunan bir konumda olmuşlardır. Çünkü bir sağlık mensubu olarak ilacı saklamak, ilacı ortadan kaldırmak, vatandaşın ona ulaşmasını engellemek sağlıkla bağdaşan bir iş değildir. Biz bir sağlık elemanıyız ve olaya bir ticari açıdan bakmamız da mümkün değil. Halk sağlığı açısından bakarız. Biz ilaç fiyatlarının yükseldiği dönemlerde bu yükselmenin durdurulması konusunda defalarca beyanda bulunmuş, ilacın doğru bir noktada fiyatlanması, yani daha doğrusu ilacın alınabilir olması, bulunabilir olması ve kaliteli olması konusunda onlarca kez kamuoyuna açıklamalar yapmış Şimdi bir o zaman işi kurumuz oraya ve dönelim. eczacı Yani euro topluluğu. çok değerlenince ne oluyor? Şimdi yurt dışından gelen ilaçların piyasaya sürülmesi aşamasında eczacı mı mağdur oluyor? Nasıl oluyor? Neyi değiştiriyor? Somut gidersek daha iyi anlaşılacak. Şöyle, bu 10 yıllık süreçte eczacılar bu 10 yıllık süreçte gerçekten büyük bir alan kaybettiler. Ama burada olay şu. Şimdi fiyatlar sürekli düştüğü için ve 2009 yılına kadar euro 1,95 olarak devlet tarafından sabitlendiği için ilaç firmaları bu euro değişimlerine karşı ilaç fiyatlarını arttıramadılar. Bununla ilgili sürekli mücadele yaptılar. 2009'dan sonra 2011 rakamına geldi eurodaki artış. Bunu da devlet uygulamadı, böyle bir rakam öngördüğü halde. Ama 2016 yılında şöyle bir karar aldı Ekonomi Koordinasyon Kurulu ve Bakanlar Kurulu. Euro artışının %70'i yıllık baz alınacak ve Ocak ayında bu yıllık baz hesaplanarak euro kuru güncellenecek dediler. Ve ilk defa da 10 yıldan bu yana ilk defa bu euro kurunu güncellediler ve 2,34 rakamına taşıdılar Temmuz ayında yapılan görüşmelerde. Şimdi yıl başında, yani bu Ocak ayında beyanda bulundu. Dediler ki 2,34'ten vereceğiz. Bu da yaklaşık %10, 10,5 civarında bir zamı öngörüyor, bir artışı öngörüyor. Öyle olunca bu süreç içerisinde zaten fiyatlardan imtina eden ya da bu fiyatlarla ilaç üretemeyen, zaman zaman ilaç yokluğu yaratan ilaç üreticileri bu sefer piyasaya daha az, daha temkinli ilaç vermeye başladılar. Bu zamdan yararlanmak istiyorlar. Yani burada bir toptancı anlayış var, toptancı bir bakış açısı var. Bu toptancılıktan da bir gelir elde etmek istiyor ilaç üreticileri. O yüzden kısmi ya da tamamen piyasaya ilacı vermiyor. Asıl sorun bu. Peki Bunu bir yani kısım o zaman sizin de depolarda herhalde yine böyle bir durum bu. mu yaşanıyor? Bunu bilemiyorum. Bakanlığa bildirdiniz mi? Çünkü vatandaş da ilaç bulamıyorum diyor. Tabii biz bakanlığa bildirdik, yazımızı yazdık, görüşmelerimizi yaptık. Bugün bakanlık da bizim bu hemen görüşmelerimizin akabinde bir açıklama yaptı. Bu bir halk sağlığı hizmetidir. Burada ticari kaygıların geri alınması lazım ve vatandaşın ilaca ulaşması noktasında herhangi bir engel çıkartan depo ve ilaç üreticileri varsa
bunların cezalandırılacağına dair, bu tespitler halinde bunların cezalandırılacağına dair bir açıklama yaptı bugün Sağlık Bakanlığı ve Tıbbi Cihaz İlaç Kurumu. Dolayısıyla eczanelerde ilacın olmaması gibi bir şey söz konusu değil. İlaç geldiği andan itibaren onu isteyen vatandaşa eczacılar sunmak zorundalar. Bir sağlık elemanı olarak sunmak zorundalar. Burada sıkıntı bizde değil. Bu işe toptancı bakan ilaç depoları ve ilaç üreticileri noktasındadır. Bu konuda Sağlık Bakanlığı'nın daha etkin önlemler alması gerekiyor. Ne yapılabilir mesela? Şimdi şöyle Nevşin Hanım, burada Ocak ayının başında bu 2.34 euronun belirlendiği söylendi ve Şubat 20 olarak bir tayinde bulunuldu. Yani 20 Şubat'tan itibaren bu uygulamaya geçecek. Şimdi 20 Şubat deyince siz ocağın başında yaklaşık 40-45 günlük bir süre koymuş oldunuz. Bu 40-45 günlük süre burada bir takım önlemlerin almasını sağladı ilaç üreticileri ve depolar bağlamında baktığımızda. Bu açıklanabilir şu rakam olacak diye ama ancak uygulamanın nasıl olacağına bakanlık birkaç gün kala bu işi uygulamaya koysaydı bugün bu sıkıntı yaşanmıyor olacaktı. Koordinat. O gün açıklandığı için bugün herkes kendine özgü tedbirler almak durumunda kalıyor. Vatandaş ne yapabilir peki? Ne yapsın vatandaş? Bilemiyorum yani, şikayetçi mi olsun, ne yapsın? Vatandaş şikayetçi olacak. Eczacılar olarak biz zaten şikayet ediyoruz. Depoları sıkıştırıyoruz. İlaç firmalarını sıkıştırmaya çalışıyoruz. Burada hem depolarda bu işin olup olmadığı konusunda hem de ilaç üreticilerinde, çünkü göreceksiniz bakın 20 Şubat'ta bu iş sanki kendiliğinden bir sihirli değnek var ve o sihirli değnek devreye girecek, bir ilaç akışı kendiliğinden gündeme gelecek. Bu doğru bir şey değil. Yani burada hizmetin sürekliliği, vatandaşın ilaca ulaşması, sağlık zincirinin aksamaması noktasında hem ilaç üreticilerinin hem dağıtım kanallarının eczanelere bu akışı sağlaması lazım. Eczanelerden de vatandaşa bu akışın ulaşması lazım. Burada hepimizin hep birlikte el birliğiyle bu işe müdahale etmesi gerekiyor. Tabii başta sağlık otoritesinin gerekli tedbirleri alması ve bu konuda gerekli mekanizmaları ortaya koyması gerekiyor. Vatandaş tabii ki ne yapabilir ki vatandaş? Yani şikayet edecek ama bu şikayeti çözebilecek olan şey bu konudaki önlemlerin arttırılmasıdır ve yetkililerin buna duyarlı bir şekilde davranmasıdır. Peki, çok teşekkür ediyorum Erdoğan Çolak.